Ya. Ne işin var burada? Bir gören olacak şimdi. Ya sen dünden beri benim telefonlarımı niye açmıyorsun? Açmam. Çünkü sana evlenelim, burada kalalım diyorum. Sen olmaz, Suriye'ye gidelim diyorsun. Ya hayatım, Suriye benim toprağım. İşimiz, her şeyimiz orada. Yani senden bunu istemem kadar doğal ne var? Ben de bırakamam burayı. Annemden ayrı kalamam. Ya her yıl gelir annemi görürüz yine. İyi o zaman. Sen git. Beni de arama bir daha, unut. Hülya'm, Hülya'm, hem sen bunu almadan mı gidiyorsun? Ne bu şimdi? Bak, benden her şeyi iste. Ama bu Hülya'lı gözlerden vazgeçmemi iste. Traktörü çalıştır da gübreleri alalım. Sen de benden, köyden vazgeçmemi bekleme. Bu da sana son sözüm. Ah be babacığım, gübrenin sırası mıydı şimdi ya? Hülya, ne oldu Şerife teyze? Sen köye gideceğim diyordun Ömer amca. Köye çuvalları götürecek, istiyorsan sen de git onunla. Tamam, ben de zaten Asya'yı almaya gidecektim. İyi, hadi hemen koş. Gülcan, ben gidiyorum şimdi. Sen benim bohçamı alıp eve götürürsün, olur mu? Tamam. Şimdiye kadar burada çok yalnız kaldım. Hadi gel damada beraber bakmaya gidelim. Ben sana veda etmeye geldim Asya. Ne vedası? Biz buradan gideceğiz Asya. Hülya, nereye gidiyorsunuz? Daha mutlu olacağımız yere gideceğiz Asya. Hoşça kal. Hülya. Hülya dur. Kader çizgimiz aynı okunu mürekkebiyle yazılmış. Senin kaderin benimkini tam çizdi. Hayır, 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 hayır! Asya ne oldu canım, iyi misin? Kabus mu gördün, ne oldu kızım, söylesene. Telefonum nerede benim?
Anne, hadi çabuk çıkalım, Asya'yı almaya gidelim. Sen hızlıca topla şu çamaşırları, sonra gideriz. Hem ara bakayım sen bir Asya'ya, çıkmış bir yola sor. Sen neden toplamadın? Ben de yetişelim diye hemen geldim. Söylenmedi, işini yap. Of ya, kolyeyi düşürmüşüm. Hülya, aradın mı Asya'yı? Tamam, arıyorum şimdi. Ha, o arıyor zaten. Alo? Hülya. Gelin hanım, çıktın mı yola? Hülya, uyuyakalmışım. Tembel gelin seni. Neyse, kapatıyorum hadi ben şimdi. Hülya, dur kapatma. Ne oldu? Ya çok ilginç bir rüya gördüm ben, içinde sen de vardın. Şu damadın fotoğrafı geldi mi size? Kız, ne resmi? Bugün yarın damadın kendi gelecek, sen hala resim diyorsun. Hülya, sen yine de bir soru et ne olur. Tamam, kapatıyorum ben şimdi. Hadi sen de çabuk yola çık. Hülya dur, kapatma. Murat? Hülya, ne diyor Asya? Yola çıkmış mı? Yok, daha çıkmamış. Çamaşırlar. Tamam, topluyorum. Hayır! 50. adım tanıyor mu ki? Nereden tanısın? Daha resmini bile görmedi. Asya, kız dışarıda bir oğlan var, seni soruyor. Dışarıda mı? Kimmiş ki? Damattır belki, ha? Seni almaya gelmiştir. Asya, bekle. Deli kız, damadı göreceğim diye terliği unutup da gitti. Allah'ım ne olur olmasın. İyi de o çocuk daha ya. İyi ya işte, sen istediğin şekilde büyütürsün. Asya, sen misin? Evet, benim. Bunu Beşir Bey gönderdi. İçinde bir fotoğraf varmış. Teşekkürler, sağ ol. O sizin değil. Sevgilime götüreceğim de. Sana şükürler olsun. Vay, ne yakışıklıymış öyle. Asya, şanslısın ha. Canım Asya da güzel kız. Yaman dar. Haydi bir iki. Yaman dar yolsuz kalmasın. Haydi bir iki. Bana pek yakışmadı ama...
Sen bugün beni mi takip ediyorsun? Ne böyle gelinlikler falan? Ben sadece bundan sonra bugün değil, bugün, yarın ve bundan sonraki her gün senin peşindeyim. Niyeymiş o? Hülya, çünkü karım olmanı istiyorum. Ama sen Suriye'ye gitmek istiyorsun. Oysa ben burada kalmak istiyorum. O zaman ne olacak? Hülya, ben Suriye'ye gitmekten vazgeçtim. Ben sen neredeysen orada yaşamak istiyorum. Ben sensiz nefes alamam. Gerçekten mi? İnanayım mı buna? Bak, bu çiçekler, bu gelinlik, bu bahçe, Allah'ım da şahit olsun ki ben sen neredeysen orada yaşamak istiyorum. Hülya, benimle evlenir misin? Bak, benimle evlenirsen beni dünyanın en mutlu insanı yaparsın. Beni sensiz bırak. Evlenir misin benimle? Duyamadım. Evet. Yine duyamadım. Evet. 10 kere, 100 kere evet. Dur o zaman. Hadi gidiyoruz o zaman. Dur, nereye? Sana bir sürprizim var, yürü. Gel gel gel. Çabuk döneceğiz. Dur, hadi. Tamam dur. Çabuk gel gel gel. Vah, annem öldürecek beni. Niye? Hülya! Hülya! Aa, hala toplamamış çamaşırları. Birazdan gelin gelecek, şu düğün evinin haline bak. Çamaşır mı toplayayım, kızı almaya mı gideyim? Hay Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Selamünaleyküm Meryem Hacı. Aleykümselam Müslüm abi. Gel hele, sana diyeceklerim var. Meryem bacı, bu senin batak son günlerde pek hayırlı işler yapmıyor. De hele. Hayırdır, gene ne etti? Sen benim bacımsın. Ondan gelip söyleyeyim dedim. Geçenlerde horoz dövüşünde seni ortaya koydu. Yapma etme dedik, anamat. Baktık laf anlamıyor. Artık millet bahsini çekti de senin batak oran tıpış tıpış evine döndü. Vay namussuz hele. Bunu da betti. Yani demem o ki, dikkatli ol. Ben şimdi çarşıya gidiyorum. Hadi kal sağlıcakla. Dur hele. Benim yeğen gelecek de onu karşılayacağım. Beni de götürsen. Gel abi. Çantamı alayım. Deli gibi beni arıyordur. Delisin sen ya. Ben de uydum sana. Deli değilim bir tanem. Seviyorum. Çilli. Batak oranı bir de biz batırmaya gidiyoruz. Uferim sana. Ağam geçen sefer karısını koyduydu ortaya. Kimse bahis oynamadıydı. Belki bu sefer kızını koyar ha? Ha. O zaman horozlar bile bahis oynar. Keserim ben horozları. Yürüyün. Sen şimdi gözlerini bağla bakalım. Niyeymiş o? Hayatım sürpriz, sen bağla. Ya illa ben mi bağlayayım buradan uzanıp? Tamam sen... tamam tamam tamam, sen yola bak tamam. Tamam, ben bağlarım. Çabuk geldik. Hadi çabuk. Tamam, bağlıyorum. Efe, oğlum. Efe oğlum. Nerede Çilli ha, nerede? Ha? Ha, buna oynayın. Oh, oh, bunun rakip olamaz. Yavrum, efem, efem ben... Bey geliyor bey. Tamam. Ağam hoş geldin. Şeref verdin ağam. Paraya karşılık kızın Hülya. Tamam mı?
Dövüşü kaybedip parayı batırırsan kızın İlya karımdır. Buyurun sultanım. Gel bakalım. Gel. Dikkat et. Gel. Ya Murat, Allah aşkına nereye getirdin beni böyle? Az kaldı, sabret. Bana baksana sen. Yoksa kesekli tarlaya çapaya mı getirdin beni? Ya hayır hayatım. Ya of. Açacağım artık ben. Aa, dur. Az kaldı, gel. Gel. Biraz daha gel. Gel. Tamam. Hazır mısın? Tatam, işte sarayımız. Saray mı? Ya biliyorum. Hani şu an saray gibi değil ama. Sultanım, sen bana evet dedin ya. Ben de bu sarayın sultanı yapacağım seni. Ben şaşırdım sadece biraz. Hadi gel. Burayı geleceğimiz için satın aldım. 888, 889, 894, 891, 892, 893, 894, 693, 893, 893. İşte burası. Hemen gel iste beni Murat. Sonra burayı yavaş yavaş düzenleriz. Ben sensiz yaşayamam. Olmaz Hülya. Çünkü sen her şeyin en iyisine layıksın. Ama bak burayı bir saray yapayım. Sonra seni kraliçeler gibi yaşatacağım. Kraliçe gibi yaşayacak kızın. Elini sıcak sudan soğuk suya değdirmeyeceğim. Anlaştık. Bağlandık o zaman. Salın. Efe. Gel oğlum. Hadi şampiyon. Hadi Efe. Hadi. Gel. Bak burası mutfağımız. Şuraya sana kocaman bir tezgah yapacağım. Bembeyaz mermerden. En güzel yemeklerini kocana burada yaparsın. Gel. Bak burası da bahçeye açılan kapı. Yazın güzel havalarda kahvaltımızı burada ederiz. Bir de kümes yaparız yanına. Oh, tazecik yumurtalar. Ha, sabah horoz sesiyle uyanırız. Hadi oğlum. Çinli. Aç çinlini bir yine, aferin. Hadi oğlum. Hadi be oğlum. Yemeği yüz çay. Anlatılıyorsun. Orhan aç gözünü. Kızım benim Orhan. Şu gözlerini açıp bir bana baksana sen. Sizinkiler benden iyi damat mı bulacak? Sizinkiler de beni çok sevecek. Her şey çok güzel olacak. Korkuyorum. Ya kavuşamazsak? Kim engel olacakmış bizim beraber olmamıza? Orhan! Batık Orhan! Yine aldın façanı aşağıya. Yamalı. Yarın sabah gel al kızı.
Atık! Al şu parayı da düğün hazırlıklarına başla. Vallahi kızı aldın ağam. Ağamdan kaçar mı be? Aa, koş şu Adem'e, bizim biletleri ileri bir tarihe alsın. Sonra da gitsek olur İstanbul'a değil mi? Önce şöyle bir düğün dernek kuralım be. Hadi hadi. Tek dileğim senin karın olmak ve seninle yaşlanmak. Olacaksın sultanım, olacaksın zaten. Geç kalıyoruz. Hadi çabuk. Ben karımı hemen yetiştiririm. Hadi Murat, hadi. Ya Murat, hadi geç kalıyorum. Hadi. Ne oldu? Niye yavaşladı? Çevirme var galiba. Salak, salak, salak şoför. Ne vardı da bu düzergâhtan gidecek? Bütün yolcular kimlikleriyle beraber aşağı insin. Çabuk, acele edelim. Hadi, hadi. Hızlı, 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 hadi. Çabuk, çabuk. Çabuk, 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 seri. Hey sen, bu tarafa. Dur, sakın kıpıldama. Vururum kızı. Sakın gelme. Kıpıldamayın, vururum. Sakın kıpıldamayın. Kızı vururum. Sakın, kimse gelmesin. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hem hayatını kurtaralım, hem de kafamıza elma yiyelim. Öyle mi? O adam yerine beni vurabilirdin. O zaman arkanı dönüp sakin sakin gidebilecek miydin ha? Merak etme. İyi nişancımdır. Senin yüzünden ölebilirdim diyorum ya. Bir özür bile dilemiyorsun. Bana bak. Senin hayatını ben kurtardım. Senin bana minnet duyman lazım. Yoksa boylamışsın öbür tarafı. Sen hayatımda gördüğüm en kaba insansın. Ben vazifemi yaparım. Öyle küçük kızları pışpışlamak da vazifem değil, bilesin. Nerede kaldı bu araba? Yolda asker çevirmesi olmuş. Ondan gecikmiş araba. Gelir birazdan. Az bekleyene sen.
Beklerim, beklerim. Çok şükür kaza yok ya. Beklerim ben. Adem abi. Adem abi nasılsın abi? Eyvallah Cingöz. Buyur gel bir çay iç. Yok yok, acelem var abi. Beni ağam gönderdi. Dedi ki İstanbul biletini Adem'e söyle iptal etsin dedi. Hayırdır, niye iptal ediyor? Aa, senin haberin yok mu? Damat oluyor ya beyimiz. Vay kart zampara desene. Hangi ayağı topal gülüş yaşayı buldunuz yamalıyı? Öyle değil, öyle değil. Kız taze. Körpecik daha. Turfanda da. Dalından yeni koparacak bizimki. Böyle körpeyi veren salak kim? Batak Orhan. Herif manyak. Bir horoza sattı kızı. Yani bizim tarlaya aldığımız gübre daha ucuza mal oldu ya. Şansa bak heriftik. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu be? Kim alıyormuş Batak Orhan'ın kızını? Öyle öyle değil, öyle değil. Abla yani ben gözümle gördüğümü, kulağımla duyduğumu söyledim. Gebertirim seni de o yamalı denecek adamı da. Kimin kızını alıyorsunuz ya? Sahipsiz köy mü buldunuz siz? Yani horoz dövüşünü kaybedince kızını ortaya koydum. Gebertirim beni, gebertirim. Ağada yenince kızı aldı abla. Teyze. Teyze. Asya. Hoş geldin kızım. Teyze ne oluyor? Yok bir şey. Ben şu köy arabası gitmeden seni bindireyim. Teyze nasıl yok bir şey? Demin adamın gırtlağına sarılmıştın. Kimdi o giden? Sen şimdi eve git. Hülya'ya da söyle ben gelmeden kapı dışarı çıkmasın, tamam mı? Teyze niye bana bunu verdin ki ya? Neler oluyor anlatsana. Sen sözümü dinle Asya. Eve gidiyoruz gel. Hadi sen benim lafımı dinle. Ya teyze ne oluyor anlatmayacak mısın? Sonra evde anlatırım. Hadi sen şimdi bir an önce git. Ben ne yapacağım? Hülya da evdedir hadi. Tamam ablacığım, şikayetini biz aldık. Şimdi gidebilirsiniz. Ne olur komutan bey, o yamalı olacak alçakla kocam olacak namussuzun oyunlarını geçirin başına. Sahip çıkın bize. Tamam, iyi günler. Komutanım! Komutanım nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Kız Hülya! Kız, bekle! Hadi bakalım. Allah Allah. Hülya, kız. Nereden gelirsin böyle ha? Al şunları, al. Konuşsana. Dilini mi yuttun? Hayırdır bacım? Bu adam rahatsız mı ediyor sizi? Komiserim, ne rahatsızlığı? Kızım olur. Ben babasıyım. Kızınız mı? Evet. Ya babacığım kusura bakmayın. Ben Murat. Komiser Murat. Ya yeni tayin olduk. Yolda öyle ufak bir problem yaşadık yol bulmakla alakalı. Sağ olsun kızınız yardımcı oldu. Da yani siz çok genç gösteriyorsunuz. Ben hiç yakıştıramadım hani kızınız diye. Kusura bakmayın. Teşekkür ederim komiserim. Bunun anası da benim yanımda yürüdüğü zaman benim anam zannederler de. Bu arada tanıştırayım kendimi. Orhan. Namı diğer Batak Orhan derler de. Memnun oldum. Memnun oldum. Neyse sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim komiserim. İyi günler. İyi günler. Hülya. Kız yürü, yürü hadi. Hülya, o şirret anana söylersin ha.
Bak herkes beğenir beni. Bir anam beğenmez. Hadi yürü. Kamuflajın gücü. Sınırdan mal kaçır. Babasından kız kaçır. Of! Efendim beyim. Herdes. Kaçtır arıyorum, açmıyorsun. Hemen konağa gel. Diyeceklerim var. Hemen geliyorum. Bu yaptığınız iyiliği Ragıp Ağam'a bir bir anlatacağım. Ama bak kız reşit değil ise başı belaya girer. O zaman seni ben kurtaramam. Sıkmayın canınızı. Biz onu hallederiz. İyi günler. Alo. Ağam ben Cingöz. Bu Batak Orhan'ın karısı yok mu? Seni jandarmaya şikayet etmeye geldi. Ama merak etme. Kontrol Cingöz'de. Tamam ağam, tamam. Ama sıcak ya. Öf. Aa, Asya mı? Hoş geldin canım. Pek hoş bulmadım ama neyse. Neredeydiniz siz bu saate kadar? Gelin kız Asya. Hoş geldin. Öp bakayım eniştenin elini. Ha, el öpenlerin çok olsun. Meryem. Kız Meryem neredesin? Karnım aç benim. Teyzem evde yok enişte. Evde yok mu? Seni almaya gelmedi mi? Geldi. Ama kasabada birkaç işi varmış. Sen eve git dedi. O da kasabada kaldı. Heh, işte benim bahtım. Anasını başka bir kaplardan toplarım. Kızını başka bir kaplardan toplarım. Nedir benim bunlardan çektiğim ya? Nedir benim bu çektiğim? Teyzem de geliyor. Vay, 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 vay Meryem Hanım. Sonunda bir evinizin olduğunu hatırladınız. Yalnız başınıza kasabada ne işiniz var kadın başınıza? Karısını horoz dövüşünde ortaya koyan adama hesap vermem ben. Hülya, sen Asya'ya da al odana git. Ama teyze. Odanıza dedim. Sen ne biçim koca, ne biçim babasın da karını kızını kumar masasında ortaya koyuyorsun ha? O yamalı denen karsan para Hülya'yı kara yapacağım diye dolanıyor ortalıkta. Yeter! Sefil kızını sefillikten kurtarayım da yana gelen kısmete he dedim. Kötü mü yaptım? Lan adam senin yaşında be! Ulan sen kim konuşuyorsun ben lan? Vururum lan! Vururum seni! Vururum! Dur lan seni! Dur! Ya beyim, ya benim bir sözlüğüm var, bir sevdiğim var. Ya bak bugüne kadar ne istediysen yaptım, bir dediğini iki etmedim. Ya ama benim gönlümde biri varken ben başkasıyla evlenemem. Sen de o paçavra gönlünde benim malımsınız. Seni de sevdiğinde geberttirme bana. Ulan sanki sahiden söylüyoruz. Şu sevkiyatı yapalım. Düğün konvoyuyla birlikte silahları sınırdan geçirelim. Ondan sonra da ne halin varsa gör. Kapıda 100 tane adam var. Neden ben? Sen adam olduğunda bana hesap mı soruyorsun? Ulan kıza resimlerini yollattım. Şimdi damadı değiştirdik mi diyelim? Bütün tezgah senin yüzünden bozulsun mu? Hele bir sözümden dışarı çık. Hele bir işler aksi gitsin. O sevdiğin kızı bulur. Senin gözlerin içine baka baka öldürür. Anlıyor musun?
Tamam. Hamdi. Hamdi. Buyur bey. Bu it bundan böyle senin himayende. Gözlerin üstünden ayırma. Ahıra götür. Telefonunu da al üstünden. İşle ilgili bütün ayrıntıları iyice anlat, anlasın. Merak etme. Ben yaşadığım müddetçe kimse kızımın kılına zarar veremez. İzin vermem. Hele o yamalı denecek adam kızıma bir dokunsun. Bak o zaman Meryem yaşatıyor mu sizi? Lan kadın! Sen kimi tehdit ediyorsun ha? Bak şimdi sen alırım ayağımın altına. Yıllarca ne bana koca ne kızıma babalık yaptın. Bir gün yüzü göstermedin bize be! Lan kadın! Karnında bebenle seni kapı dışarı ettiğinde, boşadığında, dur kaldığında, ben olmasam halin nice olurdu ha? Nice olurdu halin? Buna bak! Konuşturma beni! Açtırma benim bayramlık ağzımı Meryem Hanım! Sus! Sus duyacak kız! Alma o deyosun adını bu evde! Lan hele bir daha bana karşı diklen. Hele bir daha bana karşı dur. Meryem Hanım, Meryem Hanım. Bütün gerçekleri anlatırım kızına. Bak o zaman ne olursa onun. Benim adım Batak Orhan. Yaparım, bilirsin. Sesini de çıkartma. İçeride sesler kesildi gibi. Hülya, gidip bir baksak mı? Her akşamki halleri. Hadi gel otur. Hadi. Ya nasıl bu kadar vurdum duymaz oluyorsun anlamıyorum seni. Babanın neler söylediklerini duymadın mı? Annenin üstüne resmen kumar oynamış. Babamın her zamanki hali. Paraya çok düşkündür. Zavallı annem. Neler çekti. Ama ben onun gibi olmayacağım. Ben Murat'la çok mutlu olacağım. Anneme benzemeyeceğim ben. Dur bakalım teyze kızı. Bu Murat kim, hemen anlatıyorsun bana. Bak zaten rüyalarımda da malum oluyor. Ne işler karıştırıyorsun sen? Murat benim aşık olduğum adam. Evleneceğim adam. Bugün bana neler yaptı biliyor musun? Anlat da bilelim o zaman. Sabahtan tarlaya geldi. Kolye almış bana. Sonra öğlen ben çamaşırları asarken bir baktım beyaz bir gelinlik. Sonra evlenme teklifi etti. Ya demem o ki. Ağam çok sinir. Ya kızı verecekler? Ya aldıkları parayı faiziyle geri ödeyecekler diyor. Ana söyle, onu gebertmediğime dua etsin. Meryem, gir içeri. Meryem, gir içeri dedim. Hadi. Ya ne kadar romantik. Hülya, bak ben senin mutlu olmanı istiyorum. Umarım sen hep mutlu olursun. Sen ne yaptın şu resim işini? Halledebildin mi? Beşir Bey okul çıkışında yolladı. Nasıl? Beğendin mi? Ya resim ama... Benim içim çok ısındı Hülya. İyi hadi göster bakalım bana. Vallahi Ragıp ağam dedi ki bu batak dedi karısına söz geçiremiyor herhalde dedi. Karısı ondan gizli gidiyor dedi. Jandarmaya şikayet ediyor dedi. Bu batak nasıl adam dedi. Ya! Sen git beyime söyle. Meraklanmasın. Ha. Bu evde benim sözümden çıkacak yoktur. He. Sözüm sözdür. Sabah gelsin alsın kızı. Ne? Sabah gelsin alsın kızı dedim. Hadi. Batak sözü. Hadi. Thank you.
habersiz gidip beni karakola şikayet edersin he? Ulan sen görürsün günün. Öldüreyim mi? Ulan öldüreyim mi seni? Öldüreyim lan! Baba! Baba! Öldüreyim mi? Yapma baba! Katil edecek ulan bu kadın beni! Yapma ne olur dur diyorum. Ulan şu kadın. Dur baba! Elimden mi gaza çıkacak? Anne! Ne yaptın da bu kadar değerlendirdin bu adamı? Yok bir şey kızım. Babanın her zamanki halleri işte. Teyze, bir şey varsa söyle bize. Bak belki bizim yardımımız dokunur ha? Yok yavrum, sen enişteni bilmiyor musun? Bir gün yüzü göstermedi bana. Ama size bir şey yapmasına asla izin vermeyeceğim. Korkmayın. Hülya, sen korkma Emin. Ben hep koruyacağım sizi. Hadi gidin yatın siz şimdi. Orada zıkkınlanıp sızacak. Ben de yatacağım zaten hadi. Kalk la. Kalk Murat. Kalk kalk kalk. Kalk şunun üstünden bir kez daha geçelim. Neyin üstünden ya? Aha şu. Adım Musa. Ailenin tek erkek evladıyım. Babam zengin bir halı tüccarı. Ben de onunla beraber aynı işi yapıyorum. Hayalim futbolcu olmaktı ama olmadı. Ya Hamdi al şunu Allah aşkına 50.000 kere tekrarladık ya. Uykum var yatacağım. İyi tamam yat. Tuvalete gideyim önce. İyi. Git bakalım. Çabuk çık, ben de sıkıştım. Baş üstüne. Ses ver Murat. Ne diyeceğim şimdi be? Asya? Ha, Hülya? Ne oldu? Ya camdan tıkırtılar geliyordu da ben de aradım düşürdüm. Tamam sen dur ben bakarım. Murat? Hadi. Git, 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 git. Ay deli bu çocuk ya. Bir gören olacak. Niye gelmiş ki sabah sabah? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Ben dışarı çıkacağım. Sen beni idare et tamam mı?
Tamam ederim ama bak sakın geç kalma, anlaştık mı? Yok geç kalmam. Öyle bir anda görünce boş bulundum. Ya sen ne güzel büyüdün böyle. Serpildin, güzelleştin. Ne işi var bu adamın sabah sabah kapımda? Aa bu hayvan gelmiş. Kadir sen bekle burada. Bekle. Beyim. Beyim. Beyim, 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 beyim. Sen hoş gelmişsin. Geç içeriyle. Ya beyim, hele buyur. Hele geç içeri. Hele buyur. Hele dur bakalım. Sana diyeceklerim var. Sen daha gitmemişsin. Ya sorma ya. Dışarıda babamın ahbabıyla karşılaştım. Onun için gidemedim. Şimdi hepsi dışarıda. E o zaman haber ver gelemiyorum diye. Nerede bu çocuk? Nerede? Nerede kaldın Hülya'm be? Hadi be. Arıyorum ama açmıyor. Neyse bekler bekler gider herhalde. Merak etme. Evlendiğinizde hiç ayrılmayacaksınız. Ha işte bey de arıyor. Ne diyeceğim ben şimdi? Buyur bey. Yok beyim bir sıkıntı. Her şey kontrolümün altında. Siz hiç merak etmeyin. Tamam beyim. Ulan Murat, ulan Murat. Senin yüzünden beye de yalan söyledim. Seni elime geçirirsem. İşte seni buldum. Bu seni buldum. Murat! Sıkacaksın lan! Kaç arabaya! Siz yoksa yarım aklınızda bana oyun mu ediyorsunuz ha? Beyim. Ya sen bakma şu eksik eteğin lafına. Kız bak Allah yarattı demem. Seni şuracıkta gebertiveririm. Ragıp Bey'imizden iyi kısmet mi olur? Adam kızını alacak sefaletten kurtaracak. Prenses yapacağım der. Kraliçe yapacağım der. Da Allah'tan ne istersin? Davul bile dengi dengine çalar. Benim kızım senin dengin mi? Bana bak Batak. Ya kızı paşa paşa verirsin ya da paramı faiziyle ödersin. Beyim ya sözümüz söz. Kız senin. Vereceğiz senin o lanet paranı. Yeter ki bize biraz zaman ver. Ne diyeceğiz o lanet paranı? Ben diyeceğimi dedim. Ya şimdi kızı alır giderim. Ha,
Parayı buldunuz. Getirdiniz, kızınızı alırsınız. Yoksa basarım Muta'a nikahını, karım yaparım onu. Anladınız mı? Sen ne ahlaksız adamsın ya. Adam kızını sermaye yapacağım diyor, senin sesin çıkmıyor. Bu ne utanmazlıktır? Ulan karı. Seni bana saylan verdiler lan karı. Ulan seni bana. Getir lan. Getir lan sen. Getir. Ne oluyor dışarıda? Hülya! Ne oluyor ki ateşe düşmüş gibi sesleniyorlar? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var, yürü. Hülya! Hülya! Neredesin kız, sana seslenirim. Gel. Geldim baba. Gel şuraya gel. Bak Hülya. Beni şimdi iyi dinle. Başına talih kuşu kondu. Rakıp Bey geldi, seni benden istedi. Ben de münasip gördüm, seni verdim. Bundan böyle Rakıp Bey'in karısısın. Elin sıcak sudan soğuk suya girmeyecek. Prenses edecek seni. Nasıl yaparsın baba? Ben senin malın değil, evladınım. Kızım, prenses edecek diyorum. Elin sıcak sudan soğuk suya girmeyecek yavrum. Bunlar istişamda kayısı. Çiçeğim benim. Gör bak seni nasıl yaşatacağım. Sana varacağıma ölürüm daha iyi. Hülya! Hülya! Ne diyor bu kız be? Tamam beyim. Merak etme. Ben şimdi hallederim. Ya enişte, sen ne yaptığının farkında mısın? Hülya! Yapma yavrum. Tarafına bir şey olacak. Olsun anne. Olsun da öleyim de kurtulayım artık. Ya kızını cahiliye dönemindeki gibi diri diri toprağa mı gömeceksin? Çekil önümden. Hırsımı senden almayayım. Hülya'yı reva gördüğün damat bu mu? Enişte, Hülya senin malın değil. Hülya senin kızın. Güçlüsün evet. Ama senin yüreğinde merhamet kalmamış. Sen kendi öz kızını bu adama satacak kadar yüreğini köreltmişsin enişte. Orhan, kim bu bilmiş kız? Bu benim hanımın. Batısının kızıdır, yetimdir. Ne konuştuğunu bilmez. Çekil şöyle önümden, çekil. Asıl sen ha? Sen utanmıyor musun yaşından başından? Ya hiç mi Allah'tan korkun yok? Kendi dengine göre birini bulsana. Gözü pek bir kızsın. Sevdim seni. Ama şansını fazla zorlama. Biz konuştuk, bitti. Her şey para için değil mi? Ama bulacağım o parayı. O parayı sana kuruşu kuruşuna ödeyeceğim. Hülya'nın hayalleriyle oynayamayacaksınız. Anladın mı beni? Oynayamayacaksınız. Parayı veren kızı alır. Kız! Yapma ne olur. Ne olur bırak kızı, yapma. Ne olur sana kızı. Yapma. Çekil. Baba. Ne olur hadi. Baba yalvarırım, yapma. Hadi söz verdim. Yürü. Yapma ne olur. Ben sözüm. Yalvarırım, yalvarırım. Bırak beni ne olur, yapma. Yürü. Ne olur. Yürü dedim. Bırak kız. Yapma. Yürü dedim. Enişte lütfen yapma. Çekil kız. Enişte. Çekil. Enişte. Yürü. Baba. Anam. Hadi. Hülya. Hülya. Anne. Bırak. Dur. Hülya. Bırak diyorum, bırak. 20 bin liracık parayı bulursanız alırsınız kızı. Hülya. Oh!
Bana bak Murat. Eskinin hatırına Beşir Bey'e bu yaptığını demeyeceğim. Ama bunu bil ki bir daha tekrar edersen bu sefer onu bırakmaz. Ben gebertirim seni. Benim bir yere kaçtığım yok Hamdi. Geri dönecektim zaten. Teyze. Teyze şimdi ağlama zaman değil. Ya kalkıp çare bulmamız lazım. Para lazım bize. Nereden bulacağız o kadar parayı? Allah'ın izniyle bulacağız. Teyze yeter ki biz bize düşeni yapalım. Meryem teyze, Hülya nerede kaldı? Tarlaya gidiyoruz. Hülya yok. Siz gidin. Durun. Durun, ben de geliyorum. Dur Ömer amca. Ah sen nereye? Teyze çalışmaya. Gelecek 3-5 kuruşla mı ödeyeceğiz borcumu? Çıkış değil orası bize. Ben Rabbime güveniyorum teyze. Çalışıp gayret edeceğim ve ondan gelene rıza göstereceğim. Benim tek çıkış yolum bu. Başka çıkış yolu bilmiyorum. Teyze kızı Asya'sın değil mi sen? Evet. Hülya çok bahsetti senden. Hülya'nın kolyesi. Dün tarlada buldum. İçinde Murat'la resmi var. Kimse görmeden aldım. Sen verirsin ona. Tamam, sağ ol, veririm. Üstünden ayırayım deme, tamam mı? Yoksa... Sen ne lan? Sana ne? Hesap mı vereceğim karı gibi? Bas bas paraları... Horoza bir daha mı geleceksin dünyaya? Bas bas paraları horoza... Bir daha mı geleceksin dünyaya? Sinsi sinsi geliyorsun öyle ha? Bebeğine de. Sana da sahip çıkacağım dedin. İnandım sana. Bu mu sahip çıkmak ha? Bu mu? Senin babası bildi. Senin eline doğdum. Nasıl yaparsın buna? Nasıl yaparsın? Nasıl? Nasıl? Yeter be! Yeter! Yeter! Onca sene baktım, besledim. Sonra yuvasını kurdum işte. Öz babasından da iyi babalık ettim. Daha ne istiyorsun? Ha, çok istiyorsan çağırırsın öz babasını, gider alır kızını. Hadi, hadi! Ne lanet kadın? Thank you.
Alo? Kimsiniz? Anne. Anne kurtar beni ne olur. Ne olur anne. Bir odaya kilitledi beni. Ne olur kurtar beni buradan anne. Meryem. Korkma annem. Korkma kurtaracağım ben seni. Ne olur anne ne olur. Ne oluyor? Hayır gel ne olur akşam gel anne ne olur. Ver. Sen benim başımı ağamla belaya mı sokacaksın? Bağlarım senin elini ayağına ha. Meryem. Bırak beni. Ha çok istiyorsan çağırırsın öz babasını, gider alır kızını. Ha 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 bak geliyorum ha. O bahsettiğin haplar vardı ya. Ha onlardan tam bir kutu. Tamam. Bak bundan kimseye bahsetmek yok ha. Yoksa ha, tamam. Aferin. Aferin. Aferin hadi. O. Vallahi o. Burada kim varmış? Yine karşılaştık. Baldız baldan tatlıdır derlerdi. Hakikaten doğruymuş ha. Lafını bil de konuş. Nişanlıyım ben. Bunda bu kadar sinirlenecek ne var? Çiçek. Bana baksana sen. Sana çiçeğim dedik diye diklenip durma. Çiçeğin ömrü bir sıkımlıktır anladın mı? Böyle var ya topraktan çekersin çıkarırsın. Avucunun içinde ölüverir. Merak etme. Paranı verip Hülya'yı kurtaracağım senin elinden. O senin dediğin para böyle ırgatlık yaparak toplanmaz. Merak etme. Kuruş kuruşun alacaksın paranı. Alacağım ama Hülya'yı. Kendime eş olarak alacağım, karı olarak alacağım. Çalış lan! Ne bağırıyorsun öyle ya? Ateşe düşmüş gibi. Hem senin ne işin var burada? Çok zor durumda olmasam gelmezdim senin gibi uğursuzun kapısına ya. Neyse. Dinleme şunu Niyazi. Kov gitsin. Hülya'nın başı dertte. Bize acil para lazım. Sen onun babasısın. Gerçi bunca yıl koruyup gözetmedin ya. Bari bir seferlik babalık yap da kurtar kızımı ha. Hayatı mevzu bahis. Şimdi de kızını bahane edip kocamı mı ayartmaya çalışıyorsun sen? Ne işim olur benim senin kocanla be? Lafını bil de konuş. Ben sen miyim evli adamları ayartayım?
Ya sen hele bir sus hele, sus sus. Ne oldu da başı derde girdi? Ne var, ne yaptınız? Batak horoz dövüşünde para karşılığında adamı birine satmış. Parayı getir, öyle al diyor kızına adam. Yoksa karı yapacak kendine. Daha güzel de işte. Bırak yuvası olsun. Yarın öbür gün evlenmeyecek mi zaten? Adamın da parası pulu vardır şimdi. Adam senden büyük, kart zamparanın teki ya. Daha iyi ya işte. Yarın öbür gün adam ölür gider. Parası, pulu, mirası ne varsa işte hepsi kıza kalır. Kafanızı kullanın, kafanızı. Ben de seni adam bildim de şu kadarcık vicdanın kalmıştır diye kapına geldim. Ama sen değil baba olmak, insan bile olamazsın be. Püh! Kabahat sana gelen de zaten. Kime bakalım bu hazırlıklar böyle? Körpecik bir çiçeğe. Hadi hadi şu körpeyi bekletmeyelim fazla. Al bakalım. Bana bak. Kimseden bir laf duymayacağım. Kimseye bir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Söyler miyim ya? Alo. Alo Meryem. Asiye ben. Bana gelecektin, geciktin de merak ettim, ondan aradım. Sorma hanımım. Başımda öyle bir iş var ki. Halledeyim, geleceğim. Tamam o zaman. Gelirken Kevork Usta'ya uğra da, onda bir takım var, onu da al gel, olur mu? Tamam hanımım. Dikkat et ha, çok kıymetlidir. Merak etme. Hoş geldin. Bakın. Hiçbirinizi içeride istemiyorum. Ayak altında dolaşmayın. Anladınız mı? Güzel hediyeler alırım ha. Ne olur bırak beni, ne olur yalvarırım, git buradan. Git diyorum sana, ne olur bırak gideyim, ne olur. Ya. Bırak beni. İstediğin yere kaçabilirsin. Asya, bir çıkış yolu buldum. Şimdi beni iyi dinle. Sen meydanın oraya çık, ben de hemen oraya geliyorum. Soru sorma, dediğimi yap.
kurtaracağız Hülya'yı. Bırakmayacağım kızımı o herifin ellerine. Elinizi hiç unutmayacağım hanımım. Derdini söylemiyorsun, ben de sormuyorum ama İnşallah bu gerdanlık işini çözer. Allah sizden razı olsun. Meryem, beşin hediyesiydi ha. Lafını etme de kulağına gitmesin aramızda, tamam mı? Çok müşkül olmasam inanın sizi zor durumda bırakmazdım. Biliyorum, bilmem mi? Ya şimdi sırası mı bilemedim ama. Hayırdır hanımım? Yok yok, hayırlı bir şey. Dönürler gelecek de yarın Asya için. Nişan falan takalım diyorlar. Ne yapalım, nasıl yaparız o işi? Olur hanımım. Gelsinler yarın takalım yüzükleri. Bari onun yuvası kurulsun. Biliyorsunuz üzerime emanet. Hayırlısıyla olsun bitsin. Hayırlısı inşallah. Hülya, çiçeğim. Buradan çıkış yok. Hülya. Hülya, hele seni bir elime geçireyim. O zaman göreceksin gününü. Yaklaşma bana. Git buradan. Allah'ım ne olur kurtar beni bu adamın elinden. Sana söylemiştim. Yolun bittiği yer. Çıkış yok. Yaklaşma. Yaklaşma yoksa atlarım. Hadi ya. Atlarmış. Yemezler. Gel. Gel. Atlayamazsın. Yapma, gel. Gel. Asya. Teyze. Geldim. Buldun mu parayı? Hayır ama para kadar kıymetli bir şey buldum. Hadi şimdi vakit kaybetmeyelim de bir an önce o alçaktan kurtaralım Hülya'yı. Tamam teyze, hadi. Gel, yapma. Yaklaşma diyorum sana. Gel, korkma. Gel. Gel, hayır, atlayamazsın. Yıldız, çabuk çabuk arabayı hazırlayın. Hastaneye gidiyoruz. Hadi. Bana bakın. Etrafa göz kulak olun. Çenenizi de kapalı tutun, tamam mı? Yamalı'nın araba değil mi bu? Koş. Bunlar çıldırmış mı, arabanın önüne attı? Hülya! Teyze! Teyze Hülya arabada! Çekilin! Çekilin be! Hülya! Hülya! Beni nereye götürüyorsun kızımı? Teyze nereye götürüyor? Öğreneceğiz şimdi. Gel. Nereye götürdüler kızımı? Biz nereden bilelim? Yok haberimiz. Ya hiç mi vicdan yok size? Bilmezsin ha? Nasıl bilmezsin ha? O alçak, o alçak olacak şerefsiz nereye götürdü kızımı? Dur kadın! Teyze! Gebertirim vallahi sizi! Süründürürüm, süründürürüm, polise haber veririm, gebertirim! Yeter be! Tamam! Kız balkondan düştü, hastaneye gittiler. Gidin şimdi! Teyze koş, koş! Bey kızacak, niye söyledin? Karı parçalayacak bizi, görmüyor musun? Ben şimdi Cingöz'e haber veririm. Yatmadın mı sen daha? Uyku tutmadı. Lan oğlum amma büyüttün şu işi. Yarın nişan, sonra düğün, sonra bir bakmışsın bitmiş. Yeter ki beyi kızdırma. Bu sevkiyata çok önem veriyor. Zaten şu sevkiyat bitsin. Daha ne beyin yanında dururum hem de, ne de burada.
Yarın sabah erkenden ailen geliyor. Sınırın girişinde alırız, konuşursunuz. Falso vermemek adına oradan da konağa geçeriz. Şimdi uyu ki fiyakan bozulmasın. Bozulmaz. Merak etme. Çok şanslısın. Sana da bebeğine de bir şey olmamış. Bebek mi? Hamile olduğundan haberi yok mu? 10 haftalık hamilesin. Doktor hanım, dışarıdakilere söylemeyin olur mu? Yoksa öldürürler beni. Böyle bir şeyi gizli tutamam. Rapora yazmak zorundayım. Eğer bunu rapora yazarsanız ölüm fermanımı yazmış olursunuz. Doktor hanım, ne oldu? Tabii hala ne oldu ya? Eğer bunu rapora yazarsanız ölüm fermanımı yazmış olursunuz. Ödesene. Şükürler olsun hastanın durumu iyi. Biraz dinlendikten sonra çıkartabilirsiniz. Sağ olun, sağ olun. Allah razı olsun, sağ olun. Bu karanın burada ne işi var? Abi eve gittiler, belki çocuklar söylemiştir. Ne yaptın kızıma ha? Ne yaptın? Ya. Kendi sakarlığından düştü işte. Orada içeride yatıyor. İyiymiş, bir şey yokmuş. Al bunu. Rahat bırak kızım, anladın mı? Bu benim alacağımı karşılamaz. Ama bu seferlik bir şey yapmıyorum. Bu hesap kapanmadı. Evet Cingöz, gidelim. Şükürler olsun seni bana bağışladı. Anne bir daha beni bırakma. Korkma yavrum. Kurtulduk o yamalı denen alçaktan. Verdim parasını. Nasıl yani? Nereden buldun? Sen ananı ne sandın? Bırakır mıyım seni o alçağın eline? Benim sizden başka dayanağım yok bu hayatta. Önce Asya'yı bir baş göz edelim. Terinle, duanla seni de istediğine vereceğim. Teyze, ben siz bu haldeyken düğün yapamam. Hülya'yı yalnız bırakamam. Ne varmış halimizde? Çözüldü işte sorunlarımız. Yarın dünürcüler geliyor. Takıveririz yüzükleri. Ben sizden ayrılmak istemiyorum. Asya'm, sen bana ablamın emanetisin. Gerçi o enişten olacak mendebur yüzünden seni yanı başımda büyütemedim. Yurt kapılarında kaldım. Ama Allah'ın izniyle seni telli duvaklı bir gelin edeyim. Yarın ahirete intikal ettiğimde ablama verdiğim sözü tutarak emanetimi teslim edeceğim. Annem doğru söylüyor Asya. Verdiğin sözü tutman lazım. Bak biz çok iyiyiz çok şükür. İstediğiniz zaman çıkabileceğini söyledi doktor hanım. Hemen çıkalım o zaman. Ne kadar güzel oldu. Sen daha da güzel olacaksın. İnşallah. Beşir Bey'in adamı dışarıda ağaç oldu hadi. Hülya sen hala giyinmemişsin. Anne ben gece boyunca hiç uyuyamadım. Kolum, bacaklarım, her yerim ağrıyor. Siz gidin ben arkanızdan gelirim. Söz yüzükler takılmadan gelirim olur mu? Ben sana orada yatak sererdim, orada yatardın. Beni bugünümde yalnız bırakma. Doğru söylüyor Asya. Hem ben seni bu halde yalnız bırakamam. Ya neden bu evde benim de sözüm dinlenmiyor? Hastayım diyorum size, anlamıyor musunuz? İyi tamam. Hadi sen yat dinlen. Kendini iyi hissedince giyinip gelirsin. Ha bu arada eniştem nerede? Boyu devrilsin onun. Biz
bizden uzak olsun da cehenneme direk olsun. Kapıyı bacayı kimseye açma. İyi ezberettiniz değil mi? Bir hata olmasın. Merak etme. Olmaz olmaz. Teyze! Teyze geliyorlar. Sen burada kal. İçeri girdiklerinde gelirsin. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Terslik yok değil mi? Yok beyim, merak etme. Güzel, güzel. Buyurun. Buyurun. Nasıl geçti yolculuğunuz? Gayet iyi, güzeldi. Güzel, güzel. Hayırlı bir iş için olunca yolda her şey de güzel gelir. Heh, Asya gel kızım. Gel. Öp bakalım büyüklerin ellerini. Hanım kızımız resminden daha güzelmiş maşallah. Asya bizim kıymetlimiz. Annesi babası onu bize küçük yaşta emanet edip hak yolunu yürüdüler. Biz de size emanet edeceğiz kızımızı. Tabii gençler anlaşırsa. İyi dedin hanım. Gençlerin konuşacakları vardır. Sen onları bir avluya çıkar da hasbihal etsinler bakalım. Meryem, Asya'nın teyzesi. Onun da tek isteği Asya'yı hayırlısıyla baş göz etmek. Öyle değil mi Meryem? Allah razı olsun Beşir Bey'imizden. Kendisi yetimlerin babasıdır. Her yıl bir garibi sevindirir. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Misafirlerimiz uzun yoldan geldiler. Bir şeyler ikram edelim öyle değil mi? Hemen beyim. Hadi bakalım. Çocuğu alamayız. Ben her sonuca razıyım. Ne olur alın bu çocuğu. Üzgünüm, bebek çok büyük. Hem senin için de riskli, ölebilirsin. Bakın, ben bu çocuğu istemiyorum, anlamıyor musunuz? Hem öyle bir şeyi babasının izni olmadan yapamazsın. Ama bak, çocuk konusunda anlaştık değil mi? Çok sevdiğimi söyledim çocukları. Ben de çok seviyorum çocukları. Yetimhanedeki çocuklarla da hep ben ilgilenirdim zaten. Ah ne güzel. Yani hem çok çocuk olsun ki yaşasın yuvamız. Yani biz de hep böyle kalacak değiliz, yaşlanacağız. Hem bize yarenlik ederler hem kendilerine. Böyle 3-4 tane olsun, koştursunlar yuvanın içinde. Ne bileyim, böyle 3-4 tane olsun. Koşuştursunlar evin içinde anne baba diye. Güzel olmaz mı?
Ya isimlerini ne koysak acaba? Üzgünüm, yapacak bir şey yok. Ulan ne yapacağım ben şimdi? Muhabbet güzelmiş burada. Vallahi biz de çocuklarımızın ismi ne olsun diye konuşuyorduk Asiye anneciğim. Ama tabii siz de bizi yalnız bırakmazsınız bu durumda. Yardımcı olursunuz. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi? Ne hayallerimiz vardı. Çocuklarımız olacaktı. Şimdi ise ben senin çocuğunu aldırmaya geldim. Murat neredesin ya, neredesin? Murat! Hülya, iyi misin kızım? İyiyim anne, merak etme. Gelmiyor mu? Bak Asya, Avlu'da oğlanla konuşuyor, yüzükler takılacak, çabuk gel. Tamam, tamam anne, yetişirim, merak etme, çıkacağım birazdan. Hadi görüşürüz. Ben annemin suratına nasıl bakacağım ya? Hülya kızım. Köye gidiyorum, geliyor mu? Asya'cığım gidelim biz, Beşir Bey'i bekletmeyelim. Biz de geleceğiz şimdi. Vallahi ben bile inandım kıza aşık olduğuna. Bizim de kendimize göre yeteneklerimiz var. Hayırdır? Konakta ne işin var Hülya? Teyze kızım nişanlanıyor. Hayırlı olsun, hayırlı olsun. Darısı senin başına. Benim bulamadığım mutluluğu inşallah Asya bulacak. Samimi çocuk değil mi? Hı hı. Çok içten, çok samimi. Sana layık biri olmasa Beşir Bey araya girmezdi zaten, biliyorsun. Biliyorum. Sağ olun. O zaman kararın olumlu, öyle anlıyorum ha Asya? Evet. Ben yukarı müjdeyi vereyim, sen burada bekle. Teyze, ben şimdi sana bakacaktım. Ne oldu, Hülya'dan haber var mı? Aradım şimdi, geliyor yolda. Bırak sen şimdi onu. Konuştun mu oğlanla? Ne yaptın avluda, ısındı mı için? Teyze. Gençler yüzükleri görmek istiyorlarmış. Feda olsun onlara yüzükler. Bu ne güzel bir mutluluktur be. Teşekkür ederim Rıza amca. Sen olmasan yetişemezdim. Rica ederim kızım. Duruyorsun. Öp bakalım elimi.
Murat? Senin ne işin var burada? Asıl senin burada ne işin var? Bunu bana nasıl yaparsın? Sana inandım, güvendim. Hülya'm bak ben her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksın ha? Neyi? Ne oluyor burada? Biri bana bir şey anlatsın. Olan şu ki... Benim sevdiğim adam... Seninle nişanlanıyor.